Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1, ünite 2, bölüm 2 demiş. Arapçada fiiller eksamu seb'a. Günlük hayatımızda Arapça 2 demiş. İşte bu ünitede neler işlenecek onlardan bahsediyor. Devamında giriş demiş. Arapçada fiiller en az 3 harften oluşmaktadır. 3 harften daha aşağı bir fiil var mıdır? Yazılış itibariyle vardır. Ama orijinaline bakarsan 3 harftir. Yani biz de tüm Arap bilginlerini takip ederek diyoruz ki evet, Arapçada bir fiil en az 3 harften oluşur. Doğrudur. Bazı durumlarda bu harfler düşer, 2 harf kalır, tek harf kaldığı da olur. Örnek ve gayri gı ve ga yegi ve ga mazi yegi muzari gı emir hazırdır, fiildir, tek harflidir, bir harflidir. Yani bunun istisnaları vardır diyebiliriz ama siz aynen bu şekilde en az 3 harften oluşur evet diye bilin. 3 harften oluşan fiillere 3 harfli manasına gelen sülasi adı verilmektedir. Sülasi fiiller ne demektir? 3 harfli fiiller demek. Sülasi fiiller yapısal özelliklerine göre 7 farklı ad altında kümelenmiştir. Bu 7 kümenin tümünü ifade etmek için eksamu seb'a 7 grup fiil demiş. Eksam kısmın kısman eksam cemi mükesser kırık çoğul diğer adıyla bilenler için bu. Bilmeyenler yani hoca ne anlatıyor? Eksam kısımlar, bölümler, kategoriler manasına gelir. Seb'a ise 7 demektir. Altının bir üstü. 7 manasına geliyor. Fiilleri doğru olarak çekebilmek için her bir grubun çekimine ilişkin kuralları bilmek çok önemlidir. Çok demese de onu da ben ilave edeyim. Çok önemlidir. Sizler bu bölümde bir yandan sülasi fiil türlerinin yapılarını kavrayacak, bunlardan salim fiilin hem geniş zaman hem şimdiki zaman kipi anlamına gelen muzari çekimini yapabileceksiniz. Muzari ne demektir? Arapçada bir fiilin şimdiki ve aynı zamanda neymiş? Geniş zaman. Geniş zaman ile şimdiki zamanı ifade etmektedir. Ney? Muzari kavramı. Şimdiki zaman ile geniş zaman. Türkçe'de geniş zaman. Mesela şimdiki zamanı Türkçe'de nasıl ifade edersin? Geliyor, gidiyor, uçuyor, kaçıyor, anlıyor, dinliyor. Yani yor ekiyle. Geniş zaman nasıl ifade edersin? Er, ar gibi. Yazar, çizer. Yaz, ar, çiz, er. Değil mi? Ar, er ekleriyle ifade edilebilir. İşte bunları muzari tabiri ile adlandırıyoruz Arapçada. Birkaç satır yazı daha mevcut. Devam edelim. Günlük hayatımızda Arapça 2. El Arabiyyetu Arapça. Nerede Arapça? Fi hayatina el yevmiyyeti 2. Şu 2 demek. Günlük hayatımızda Arapça 2. Tahiyyetun ve taaruf. Selamlaşma ve tanışma. Tahiyyetun ve taarufu. Nurun, nur adlı bayan Ahmet adlı bayana hitaben. Merhaben ya Ahmedu. Keyfe haluke? Merhaba Ahmet. Nasılsın? Ahmedu. Ahmet şöyle cevap verir. Ben bir hayrin, iyiyim, şükran. Teşekkürler, teşekkür ederim. Ve keyfe haluki? Enti, ya sen nasılsın? Nurun, nur şöyle der, ben de eyzan aynı şekilde, bir hayrin, iyiyim. Eyzan aynı şekilde demek. Şimdi dikkat çeken nokta, halu ke, halu ki, değil mi? Ki bayan için, ke erkek için kullanılır. Bir önceki videoda ente erkek için, enti bayan için demiştik. Enti sen demektir, bir bayana hitaben sen diyeceksen enti diyeceksin. Bir erkeğe karşı, bir erkeğe hitaben sen diyeceksen ente diyeceksin. Fark ne? T'de esre mi var, fetha mı var? Olay o yani.
El bintu kız, el ummu anne. El bintu kız diyor ki edhebu, ben gidiyorum. Nereye? İla gurfeti, odama. Ya ümmi, ey annem. Annem, odama gidiyorum. Odama gidiyorum, anne demiş. Bu anne değil aslında, annem olması gerekir. Ya ümmi, tam çevirisi bu. Ama annem, odama gidiyorum Türkçe'de tabi der misin? Demezsin. Anne, odama gidiyorum dersin. Dolayısıyla çeviri doğrudur. Edhebu muzari fiildir değil mi? Yukarıda geçti, geniş zaman, şimdiki zaman için. Zehebe mazisi. Edhebu, ben gidiyorum. Çekim olarak düşünürsek, bir önceki videomuzda çekim vardı değil mi? Ketebe, keteba, ketebu gibi. Yektubu, yektuban, yektubuna çekimler var. O şekilde bakıldığında hangi kalıptır? Mesela gaib mi, gaibin, muhatap, müfret, tesni, cemi neresi olur arkadaşlar? Evhebu mütekellimdir değil mi? Ben gidiyorum. El ümmu, anne şöyle der. Hel derasti, ders çalıştın mı? Derasti, deraste dememiş. Deraste demek için yani kime hitaben onu der? Erkek çocuğuna hitaben deraste diyecektir. T'yi fethalarsa bir erkeğe karşı bu cümleyi kurmuş olur. El bintu naam, kız diyor ki naam, yani evet. Derastu, ders çalıştım, ders işi tamam diyor. El ummu tusbihina alel hayri, Allah rahatlık versin. Tusbihina, sen sabahlarsın, alel hayri, hayır üzere inşallah sabahlarsın diyor. Allah rahatlık versin yani. El bintu ve enti min ehli, sana da anne. Ve enti, sen min ehlihi, aynısından sana da. Muhammed ne demiş? Muhammedun. Muhammed diyor ki ehlen ve sehlen, hoş geldin. Selimun, Selim diyor ki ehlen ve merhaben bike, hoş bulduk. Merhaba, ehlen, hoş bulduk. Ve merhaben bike, bike kime karşı? Muhammed'e karşı. Merhaben bike, merhaba diyor, sana yönelik merhaba. Muhammedun ma ismuke, yani çok yaygındır bunu. Bu diyalogları muhakkak bilmelisiniz zaten. Ma ismuke, yani mesmuke, senin ismin nedir? Bir erkeğe hitaben ke, bir kıza hitaben ismin nedir de cümle kurmak istesen nasıl dersin? Ma ismu ki, değil mi? Kefese dersen bir kıza hitaben ismin nedir olur, adı nedir olur? Kefife tararsan erkeğe hitaben. Ma ismuke, ismin nedir? Selimun, Selim cevap verir. İsmi, benim adım Selimun, Selim'dir. Dolayısıyla birisi size isminizi sorsa, mesela mesmuke dese, varsay ki senin adın Ali, ne diyeceksin? İsmi Aliyun, ismi Aişe, ismi Zeynep. Artık adın her neyse, cevap verirken önce ismi, daha sonra adın neyse o. Ve ma ismuke ente, peki senin adın nedir diyor. Ya senin, yani senin adın nedir? Muhammedun, ismi Muhammedun, benim adım da Muhammed'dir. Ene dalibun, ben bir öğrenciyim. Hel ente dalibun ezan, aynı şekilde sen de bir öğrenci misin? Selimun, naam, evet. Ene dalibun ezan, ben de aynı şekilde bir öğrenciyim. Talip, öğrenci demek. Ene zamiri kullanmıyor. Ene zamirini bir önceki videoda görmüştük. Ene ben demekti değil mi? Muhammedun ma ismu ha, onun adı nedir diyor. Bakın ha zamiri kullanmış, yani müennes, bir kadını kastederek. Ma ismu ha, o bayanın adı nedir diyor. Bunu Selim'e soruyor. Selimun, Selim diyor ki ismu ha, o bayanın adı Zeynebu, Zeynep'tir. Hiye, o da dalibetun eyzan, aynı şekilde o da bir öğrencidir. Muhammedun ma ismuhu, peki onun adı nedir? Bir erkeğe hitaben bu cümleyi kuruyor. Çünkü ismu hu demiş, bakın. Hu demiş. Ha deseydi, ha'ya cevap vereceğin esnada Zeynep, Fatma, Ayşe gibi bir bayan ismi söylemek gerekir. Hu derse Kerim, Ahmet, Veli gibi bir erkeği kastetmiştir. Hu müzekker için bir zamir, ha müennes için bir zamir demek istedim. Ma ismuhu, o erkeğin adı nedir? Selimun, ismuhu Kerimun, onun adı Kerim'dir. Hüve muallimun, o bir öğretmen, bizim gibi öğrenci değil. Muhammedun, teşerraftu bima'rifetikum,
Biz de memnun olduk mu diyor. Seninle tanıştığıma memnun oldum değil mi? Teşerraftu. Ben şeref duydum. Memnun oldum. Bima'rifetikum. Sizi tanımayla. Sizi tanımakla. Bi. Buradaki ba harfi celi. Bi diye yazılan sebebiyle demektir. Bima'rifetikum. Sizi tanıma sebebiyle, tanıma vesilesiyle, bu durumdan dolayı yani şeref duydum, müşerref oldum. Ve nahnu biz de teşerrafna ezan. Biz de memnun olduk. Aynı şekilde biz de şeref duyduk diyor. Neler öğrendik? Araştır, tekrarla diyor. Selamlaşma kalıplarını tekrar ediniz yukarıdakileri. Defterinize yazın bir şeyler. Allah rahatlık versin ifadesinin birinci bölümde ve bu bölümdeki kullanımlarını karşılaştırın bakalım. Ne gibi farklılıklar vardı? Tusbihu alel hayr miydi? Galiba oydu. Burada ne oldu ama? Tusbihine geçti değil mi? Bir kadına hitaben geçtiğinden tusbihine oldu. Öyle bir fark var sanırım. Siz yine ikisini karşılaştırırsınız. Ne kastedildiğini anlamadıysanız tekrar edelim. Yukarıdaki diyaloglarda Allah rahatlık versin cümlesi geçiyor. Onun Arapçası ne? Bir önceki videoda da aynı cümle geçmişti. Onun Arapçasını, iki Arapçayı karşılaştır diyor. Dil bilgisi. Arapçada sülasi fiiller. El-gavaidu kurallar demektir. Gaidetun müfret, el-gavaid cemi demiştik. El-fa'alu fiiller demektir. Fi'lun müfret, fi'lani tesniye, ef'al cemi mükesser, kırık çoğuldur. El-fa'alu es-sülasiyetu. Sülasi fiiller. Arapçada sülasi fiiller. Arapçada fiiller en az 3 harften oluşmaktadır diye zaten söylemiştik. 3 harfli manasına gelen sülasi kavramımız mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bir sülasi fiildir diye sorulduğunu düşün. Ya sülasi de neyin nesi demeyeceksiniz. Sülasiden kasıt 3 harfli fiildir diye bunu direkt bileceksiniz. Bu zorunlu arkadaşlar. Sülasi fiiller yapısal özelliklerine göre 7 farklı ad altında kümelenir dedik. 3 harfli fiillere 1, 2 ya da 3 harf ekleyerek farklı fiiller de elde edilebilir. Yani orijinali 3 harfli bir fiil düşün. Örneğin K, T, B. Ketebe. 3 harften oluşuyor değil mi? Kef var, T var, Ba var. E ben buna hiç harf ekleyemem mi? Orijinali bu da. Bir ilavede bulunsak olabilir mi, olamaz mı? Hani olabilir. Ne gibi? Bir araba, bir taksi diyelim. Hani diyelim ki bir şoför koltuğu var. Yanında bir koltuk var. Bir de arkada koltuk var. Bir de ne var? Bagaj var. Sen bagaj kısmına artık sanayiye mi gidiyorsun, fabrikaya mı gidip ben buraya koltuk ilave ettirmek istiyorum dediğinde hani mümkün müdür? İsterlerse ekleyebilirler. Hani kanunen nedir onu bilmiyorum ama istenirse eklenebilir. Aynı şekilde şimdi orijinal 3 harfli bir fiil ama ben ona harf ilave etmek istiyorum. Edebilirsin. Kaç tane harf ilave edebilirsin? 1 de eklenebilir, 2 de eklenebilir, 3 harf de eklenebilir. Orijinali zaten 3'tü. 3 de sen eklersen ne olur? 6 eder. Yani 4 ekleyebilir miyim peki? Ekleyemezsin. Buna göre Arapçada fiiller en az 3 harf, en fazla 6 harften oluşmaktadır. Evet, bu fiillere sülasi fiil harf eklenerek elde edilmiş anlamında sülasi mezit denilmektedir. Bakın arkadaşlar, sülasi ne demek? Sülasi mücerret ne demek? Sülasi mezit ne demek? Sülasi mücerret yalın halli fiil. Kendisine fiil eklenmemiş. Orijinalliğini koruyan 3 harfli fiil demek. Sülasi mezit ise orijinalliğinden çıkartılmış 3 harfli idi ama ona harf ilave edilmiş manasına geliyor. Eklen harfle birlikte sülasi fiilin anlamı da değişiyor. Yani iş olsun diye harf eklenmiyor. Farklı bir anlam ifade etmek için bu yapılmakta. Üç harften oluşan fiil herhangi bir ek harf yok anlamında. Mücerret diye bir nitelemesi diyor değil mi? Nitelemek yani mücerret kelimesi de ona eklenebilir. Sülasi mücerret tabirini duyabilirsin diyor. Sülasi üç harfli mücerret yalın halli. Ek harf yok kendisinde. Orijinalliğini koruyan. Bir harf, iki harf, üç harf hiçbir şey ilave edilmemiş. Saf fiil. Yani saf hali üç harfli. Tabirleri bilmemiz şart arkadaşlar. Türkçede de kullana geldiğimiz fiil kelimesi esasen nedir? Arapçadır. Fiil Arapçadır. Evet. Şurada el-ef'alü ne dedik? Müfredi fiil zaten. Fi'lun. Fi'l yani.
ve fa'in ve lam harflerinden oluşmakta değil mi? Şurada fiil yazıyor arkadaşlar. Fe'ale yazıyor diyebilirsin. Fu'ile diye de okunabilirsin. Fa'lun okunabilirsin. Farklı farklı okuyabilirsin. Ama burada sonuç olarak F harfi var, ayn harfi var ve de lam harfi var. Yani 3 harften oluşuyor. Ne? Fiil kelimesi. Şimdi burada bir ayrıntı var. Diyoruz ki arkadaşlar, bakalım önce bir buradan okuyalım. Fiil kelimesinin ilk harfi olan fa harfi 3 harften oluşan bütün fiillerin ilk harflerini sembolize eder ve bütün sürasi fiillerin ilk harfi fa'ül fi'il, yani fiil kelimesindeki fa kavramıyla adlandırılır. Örneğin ketebe. Evet, şurayı ben bir kendim anlatayım arkadaşlar. Burada ne anlatılmış? Fa'ale'den önce ben ketebe'de anlatayım bunu. Diyoruz ki ketebe kaç harfli? 3 harfli bir fiildir. 3 harfli fiillerde şöyle bir şey var. 4'te de geçerli, 5'te de, 6'da da, tüm fiillerde geçerli bir şey var. O da şudur. Şu an ama 3 harfiden bahsediyoruz, bunu unutmayalım. Kef harfi feal fiili diye adlandırılır. Bu bir adlandırma. Burada fe olmadığını biliyoruz. Evet, ama bir adlandırmadır. Yani yer belli olsun diye. Ben feal fiili hangi harftir dediğimde burada fe yok ki. Feal harfi deney gibi bir karmaşa yaşanmamalı. Feal fiili derken ilk harf kastedilir. Kef burada. Aynel fiili derken ortanca harf kastedilir. Lame fiili derken ba harfi, yani sonuncu harf kastedilir. Fe'ale de faal fiil hangisi? Fe, ayn el fiili ayn, lam el fiili lamdır. Farklı bir fiil getir. Mesela diyelim ki şurada ne yazıyor? Tahtaya, defterinize yazın. Fe, te, ha. Fe, te, ha. Feteha. Hiç duymadığınız bir fiil değil. Feteha'nın fe'si ne olur? Faal fiili olur. Te ne olur? Ayn el fiili olur. Ha ne olur? Lam el fiili olur. Şeribe. Hangisi faal fiili? İlk harf tabii ki. Yani şin. Hangisi aynel fiili? Ra. Çünkü orta harf olacaktır. Lamel fiili hangisi olur? Sonuncu harftir. Öyleyse ba'dır. Burada bu anlatılmaya çalışılmıştır. Bu bilgi neyime yarar? Bu bilgi yani direkt bir şeye yaramasa da önümüzde ne diyelim artık, İlerleyen konularda karşımıza çıkacak. Bir örnek vermek gerekirse ne diyebilirim? Emri hazırın yapılışında faal, aynel, lamel fiili ve babların kategorize edilmesinde yine faal, aynel, lamel fiili önem taşımaktadır. Farklı yerlerde de önem taşır. Yeri geldikçe göreceğiz. Sonuç olarak 3 harfli bir fiilden bahsediyorsak ilk harfi faal fiili, ortanca harfi aynel, sonuncu harfi lamel fiili diye adlandırılır. Başka bir örnek daha yapalım. VHB deftere VHB yazdık. VHB. Faal fiil hangisi olur? Faal fiil ilk harf idi. Öyleyse V'dir. Pertegize faal fiili olur. Aynel fiil ortanca harf idi. Öyleyse V, H, B nedir? H'dır. H ortanca harf aynel fiili olur. Lamel fiili hangisidir? Lamel fiili sonuncu harf demiştik. Öyleyse nedir? V, H, B de ba olur. Evet, bu şekilde. Fiil kelimesinin üçüncü yani son harfi olan lam harfi 3 harften oluşan bütün fiillerin üçüncü yani son harflerini sembolize eder ve bütün sürasi fiillerin üçüncü yani son harfi lam el fiili diye adlandırılır. Celese de faal fiil hangisidir? İlk harf olan cim. Aynel fiili lam olur. Lam el fiili sin olur. Yani lam harfi ortadaydı. Oraya lam el fiili değil. Öyle bir şey söz konusu değil. İlk harfe faal fiili diyeceksin. Orada hangi harf olursa olsun. Ortanca harfe aynel fiili diyeceksin. Orada hangi harfin olduğunun bir önemi yok ama. Elif mi var, ba mı var, cim mi var hiç önemli değil. Sonuncu harfe lamel fiili diyeceksin. Orada hangi harf olursa olsun bu önemli değil. Bu adlandırmalar konum belirtiyor. Yani faal fiili dediğimde ilk harfi kastediyorum ben. Adam şu demek yani. Bu fiilin ilk harfi nedir demiyor da faal fiili nedir diyor. İkisi aynı şey. Bu fiilin ortanca harfi nedir demiyor da onun yerine aynel fiili hangisidir diyor. Bu şekilde sormayı tercih ediyor. Lamel fiili nedir diyor. Sonuncu harfi nedir demek yerine bunu tercih ediyor. Mezit fiiller daha sonra demiş. Şimdi eksamus seb'e. Eksamus seb'e arkadaşlar. Nasıl ifade edelim? Burayı anlatmadan önce bununla ilgili bir tablo verelim. Tablo üzerinden evvel anlatayım.
Zor, anlaşılmıyor gibi düşünmeyin. Çok basit esasen. Birazdan kitaptan da anlatacağım. Evvela kendi tablomdan anlatayım. Bu konuları defalarca anlatmışlığım vardır. Sahih ve mu'tel olarak fiili evvela ikiye ayırırız. Ana kategori bir fiil ya sahihtir ya mu'teldir. Sahih kendi içerisinde 3'e ayrılacak. Mu'tel de kendi içerisinde 4'e ayrılacak. Evet, ayrılmış zaten, görüyorsunuz okları 3'e ayrılmış. Sahih nedir? Sahih'in kısımları mehmuz var, muzaaf var ve salim var. Sahih'in kısımları neymiş? Mehmuz, muzaaf, salim. Mu'telin kısımları nelerdir? Misal, ecvef, nakıs, lefif olarak muteli de kendi içerisinde dörde ayırıyoruz. Sahih ve mutel olarak ikiye ayırdık. Şimdi bir fiilin sahih olması ne demektir? Sahih olması şu demektir. Bir fiilde eğer elif, vav, ye, yani met harfleri değil mi? Tecvitten meti tabii biliyorsak met harfleri nelerdir? Elif, vav, ye'dir. Tamam. Bir fiilde elif, vav, ye üçünden hiçbiri yoksa, yani bu harflerden herhangi birisi yoksa o fiil nedir arkadaşlar? Sahihtir. Elif, vav, ye'den bir veya birden fazla içerirse o fiile mutel diyeceğiz. Yani sahih ile mutel arasındaki fark nedir? Fark vav, ya, elif, yani met harfleri dediğimiz şeyler. Bunlar aynı zamanda illet harfleri diye adlandırılıyor. Sorar mesela, der ki aşağıdakilerden hangisi illet harfidir veya değildir. Bileceksiniz illet harfleri ile met harfleri aynı şeydir. Vav, ya, elif hem mutel harflerdir, yani illet harfleridir, hem de metni tabi harfleridir. Met harfleridir. Vav, ya, eliften bir tanesi veya birden fazlası varsa ona mutel de, hiç yoksa sahih de. Peki mehmuz nedir? Mehmuz hemzelenmiş demektir kelime manası olarak. El mehmuz zaten isim mef'ul kalıbıdır. Şimdi mehmuz hemzelenmiş demek. Kendi içerisinde hemze barındıran fiile mehmuz denilir. Peki hemze ile elif arasındaki fark nedir? Hemze harekeli bir harf iken elif hareketsiz bir harftir. Aradaki uçurum budur. Çok daha fark var. Biz bunu maksut derslerinde anlattık. Ana fark nedir? Elif hareketsiz, hemze ile hemze ise harekelidir. Mehmuz hemzelenmiş, hemzeli fiil demektir. Muzaaf şeddeli fiil demektir. Salim ise hem mehmuz içermiyor hem de şedde içermiyor demektir. Zaten illet harfi içermiyor ki sahih bir kısmı olmuş. Mehmuz kendi içerisinde 3'e ayrılır. Mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam. Mehmuzul fa demek, yani şöyle düşün. Hemze bulunan fiile mehmuz diyorsun da bu hemze nerede yer alır? Şal fiilinde de olabilir, aynel fiilinde de olabilir, lamel fiilinde de olabilir. Bulunduğu yere göre mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam adı verilmekte. Muzaaf nerede olursa olsun, yani şedde nerede olursa olsun ona muzaaf fiil adı verilir. Şedde bazen ortadan kalkabilir de, bunu birazdan kitapta muhtemelen göreceğiz. Salim'de arkadaşlar hemze de olmaz, şedde de olmaz, met harfleri veya diğer adıyla illet harflerinden hiçbiri de olmaz. Sahih kısaca böyle anlatabiliriz. Birazdan örnekleri gelecek zaten. Şu an bir ana madde olarak anlamanızı istedim. Mu'tel nedir? Mu'tel arkadaşlar illet harfi içeren fiil. Neydi illet harfleri? Elif, vav, ye. Bu mu'tel harfleri, yani illet harfleri feal, aynel, lamel fiilinde yer alabilir değil mi? Bulunduğu yere göre ona isim vereceksin. Mesela misal nedir? Misal arkadaşlar illet harfi bir fiilin faal fiilindeyse ona misal denir. İllet harfi aynel fiilindeyse ecvef denir. İllet harfi lamel fiilindeyse nakıs adı verilir. Bir fiilde birden fazla illet harfi, yani iki tane illet harfi varsa ona da lefif deriz. Böyle. Peki misal dedi ki faal fiilinde illet harfi bulunursa misal dersin dediğin, ama illet harfleri 3 tane. Vav var, ya var, elif var. İllet harfi 3 tane. Faal fiilinde
Vav veya ya bulunabilir. Vav varsa misalül vavi, yani vavi dersin ona. Misalül ya'i de eğer faal fiilinde ya varsa ya'i dersin. Yani sorarlar, derler ki aşağıdaki misal fiil vavi midir, ya'i midir? Faal fiilinde vav varsa vavi dersin, ya varsa ya'i dersin. Ecvef de aynı şekilde. Yani ortanca harf vav veya ya olabilir. Vavsa vavi, ya ise ya'i dersin. Nakıs da öyle. İle sarfi vavsa vavi, ya ise ya'i dersin. Lefif peki nasıl ayrılır? Makrun ve mefruk olarak. Çünkü illet harfleri ard arda gelmiş olabilir veya aralarına illet harfi olmayan bir harf de girmiş olabilir. Lefif kendisinde iki tane illet harfi bulunduran fiildir. Bu iki illet harfi ard arda gelmiş olabilir veya aralarına illet harfi olmayan bir harf girmiş olabilir. Ard arda gelmiş ise makrun denilir. Ard arda gelememiş, araya illet harfi olmayan bir fiil girmiş ise el mefruk adı verilmekte. Bu birinci anlattım. Şimdi aynı şeylerin farklı bir tabloda anlatıyoruz. El fi'il, fiil sahih ve mu'tel olarak ikiye ayrılır. Sahih nedir? Salim, mehmuz ve muzaf olarak üçe ayrılır. Muzaf nedir? Aynuhu ve lamuhu min cinsin vahidin. Yani şöyle diyor. Aynel ne diyordu? Aynuhu ve lamu. Aynel ve lamel fiili aynı cinsten ise ona muzaaf denir veya direkt şedde vardır. Buna muzaaf diyoruz. Mehmuz nedir? Kendisinde hemze bulunduran fiildir. Ne gibi? S, E, L gibi. Salim ise kendisinde hemze de yok, şedde de yok. C, L, S gibi. Mu'tel nedir? Misal olabilir, ecvef olabilir, nakıs olabilir, lefif olabilir. Misal, evveluhu harfun illetun va'de, ye ise gibi. Yani misal neymiş? İlk harfi, illet harfi olana misal adı verilir. Örnek nedir? Ve'ade, vav illet harfi mi? Evet. İlk harfi olarak mı gelmiş? Evet, öyleyse misaldir. Ve'ade. Diğer bir örnek ye ise ilk harf ya'dır. Ya nedir? İllet harfidir. Ye ise. Ecvef diyor ortanca harf illet harfi olandır. Ne gibi? Kale. Kale. Elif var değil mi ortada? Kale. Nakıs sonuncu harf illet harfi olandır. Ra, vı, ye gibi. Lefif ise kendisinde iki tane illet harfi barındıran fiildir diyerek şimdi kitaba geçiyoruz. Evet, diyor ki illet harflerini bilelim evvela. Elif, vav, ye'dir. Önce Arapçadan anlattım. Zordan anlattım. Şimdi kolaya geçiyorum. Muhtemelen anlattıklarımın büyük bir kısmı anlaşılmadı. Bu bölümü dinledikten sonra bir kere daha orayı dinlemenizi öneriyorum. Çünkü o tablo akılda kalıcı olur arkadaşlar. Burası pek akılda kalıcı olmayabilir. Sahih fiil illet harfi bulundurmayan, mu'tel fiil illet harfi bulunduran demektir. Sahih fiil 3 aydır ezbere bileceğiz bunları. Nedir onlar? Salim, muzaf, mehmuz. Sahihin kısımları nelerdir? Salim, muzaf, mehmuz. Salim nedir? Hemze de şedde de bulundurmayan sahih fiildir. Hemze yok, şedde yok. İllet harfi zaten yok. Ketebe, şeribe, celese gibi. Örnek ketebede illet harfi var mı? Yok. Öyleyse nedir bu? Sahihin bir kısmıdır evvela. Başka ne diyebilirsin? Mesela mehmuz olabilir mi? Olamaz. Çünkü hemzesi yok. Muzaftır belki. Şeddesi de yok. Aynı türden harf yok. Mesela iki tane T yok. İki tane B yok. İki tane K yok. Harfler hep farklı farklı. Şedde de yok. Dolayısıyla bu ne olmak zorunda? Salim olmak zorunda. Aynısı şeribe için geçerli. Şeribe de celese de illet harfler içermediğinden sahihtirler. Bunun dışında arkadaşlar hemze de içermiyorlar. Öyleyse bunlar mehmuz da olamaz. Belki muzaftırlar. Şedde içermiyor. Belki şedde çözüldü. Şedde çözülmüş de olamaz. Neden? Bazen şeddenin çözülmesi söz konusudur. Burada şedde çözülmemiştir. Şedde çözülse aynı harfin tekrarını görürsün. Mesela iki tane lam, iki tane sin gibi. Ama burada öyle bir şey de yok. Demek ki bu sahihin salim kısmından olmak zorunda. İkinci kısım muzaaf fiildir. Yapısında şedde bulunan sahih fiil demektir. Şedde her zaman bulunmaz ama bazen şedde çözülür.
Elfek idgam değil mi? İdgam. İdgamın çözülmesi. Medde. Çekim yap. Meddet. Meddedne şeklinde cemi müennes gaibesi gelmektedir. Yani üçüncü şahıs cemisi ve gaibesi o şekilde gelir. Yani şurada gördüğün şedde bazen çözülür. Her zaman şedde olmaz. Şedde olmadığında aynı harfin tekrarı olur. Böylece onun muzaf olduğu yine anlaşılır. Böyle bir durumda söz konusu. Belki aşağılarda anlatacak. Yani ben de ilk defa kitaba bakıyorum. Bunu da bilin. Neyi bilin? Tekrar edelim. Muzaf şeyi nedir? Ya kendisinde şedde bulundurur ya da şedde bazen olmaz. Şedde olmadığında ne olur peki? Aynı harfin tekrarını görürsün. Mesela dal tekrar etmiş olabilir, ra tekrar edebilir. Her türlü harf olabilir yani. Burada iki harfe takılmayın. Herhangi bir harfin tekrarı varsa da muzaf olarak adlandırılmaktadır. Bu onun daha az olarak göreceğiniz kısmı belki. Çoğunlukla böyle şeddeleri göreceksin. Şedde, dalda şedde var. Serra, ra'da şedde var. Medde, dalda şedde var. Dolayısıyla bunlar nedir? Muzaftır. Mehmuz nedir? Kendisinde hemze bulunduran fiildir. Bu hemze nerede olabilir? Faal fiilinde de olur, ane fiilinde de olur, lamel fiilinde de olur. Aynı anda üçünü doğru demiyorum yani. Herhangi birinde olabilir. Diyor ki e, k, l, hemze nerede? Faal fiilinde. Yani ilk harfte demek istiyorum. Dolayısıyla buna ne ad verilir? Mehmuzul fa denilir buna. E, mera nerede? Faal fiilinde hemze var. Öyleyse mehmuzul fa adı verilir. Ekele yedi, emara emretti manasına gelir. Mehmuzul ayn orta harfinde yani ikinci harf diğer bir adı ile aynı el fiilinde hemze varsa mehmuzul ayn diyoruz. Mehmuzul ayn neye denilir? Fiilin ikinci harfi. Diğer bir adlandırma ile aynı el fiili hemzeli ise ona mehmuzul ayn adı verilir. S, E, L. Ortancı harf E diye okuduk. Hemzedir. İ de olabilir burada olduğu üzere. Sonuçta ortancı harf hemze ise ona ne dersin? Mehmuzul ayn dersin. Yani aynı el fiili hemzelenmiş manasında. Se'ele sordu. Se'ime bıktı manasına geliyor. Mehmuzul lam sonuncu harf diye bir söylem ile lam el fiili hemzeli ise ona mehmuzul lam adı veriliyor. Gara e hemze nereye geldi? Sonuncu harfe geldi. Bera e hemze sonuncu harfte. Ekele de ilk harf, seele de ortanca, gara e de sonuncu harf hemzelenmiştir. Bu hemzenin bulunduğu konuma göre mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam adları verilmekte. Böylece sahihin kısımları bitti. Sahih, salim, muzaf, mehmuz olarak üçe ayrılır dedik. Mutel fiiller. Bir fiilin mutel olabilmesi için kendisinde illet harflerinden bir tanesinin yani en az bir tanesinin iki de olabilir bulunması şarttır. Dörde ayrılır demiş. Bunları da ezbere bileceğiz. Misal, ecvef, nakıs, lefif. Misal neydi? İllet harfi başta. Ecvef ortada, nakıs sonda oluyordu. Lefifte ise illet harfi birden fazla idi. Tanım bu yani. Bitti. Aşağı yukarı bitti. Şimdi ayrıntılarını göreceğiz. Misal fiil, ilk harfi yani diğer bir adlandırma ile feal fiili. Hani faul fiil yazıyor hocam. Niye feal diyorsun? Siz de faul fiil diyebilirsiniz. Önemli değil. Faal fiil illette olan fiillere misal fiil denilir. Misal fiiller bu illet harfi vav veya ya olmasına göre ikiye ayrılabilir dedik. Mesela vecde yesura. Vecde misal midir? Evet. Neden? İlk harfi illet harfi olan vav yer almış. Yesura da misal fiildir. Neden? İlk harfi illet harflerinden ya almış. İşte vav alırsa ona ne diyeceksin? Misali vavi. Ya olursa ilk harf ona misali ya'i dersin. Vav da olsa ya da olsa misal fiildir. Ama misal fiil ikiye ayrılıyor yani. Vavi mi ya'i mi? Neye göre değişiyor bu? Bundan o ilk illet harfi vavsa vavi, ya ise ya'i diyoruz. Yene'e. İlk harf illet harflerinden ye'dir. Dolayısıyla misali ya'idir. Ya harfi yer aldığında muzari mi diye akla bir fikir gelebilir yani. Ketebe yektubu. Fetaha yeftehu da olduğu gibi
Muzari fiiller ya ile başlıyordu. Bu fiiller de ya ile başladığı için mazi mi muzari mi diye bir kargaşa oluşmasın. Çünkü nedir bunlar? Mazidir. Muzariye baktığında yektubu, yefteha hep 4 harfli oluyor. Yani bir fiil 3 harfli olsa da mazisi 3 harflidir. Muzari de 4 harfli çıkıyor. Böyle bir fark var diyebiliriz. Vesale ilk harf vav'dır. Ve kafe ilk harf vav'dır. İlk harf vav olması illet harflerindendir vav. Dolayısıyla bu fiil misaldir. Vav mıdır, ya mıdır? Vav'dır. Dolayısıyla misalin vavi kısmıdır dersin. Ecvef fiil. Ecvef same, sale. Burada olduğu gibi same illet harfi nerede? Ortada. Sale illet harfi ortada. Kame illet harfi ortada. Ba'a illet harfi ortada. Dolayısıyla nedir bunlar? İllet harfi içerdiğine göre bu fiil evvela muteldir. İllet harfi ortada yer aldığına göre mutelin ecvef kısmıdır. Ecvef de vavi ve ya'i olarak ikiye ayrılır. Bakıyorum ben, Same'de vav yok, Sale'de vav da yok, ya da yok yani ikisinde de. Peki neye göre vavi ya'i denilmiş burada? Bakalım açıklama yapılmış mı? Ortada bulunan ve zorunlu olarak elif görünen, bakın ortada bulunan işte ne gibi? Same'nin elifi, Sale'nin elifi, Kame, Ba'a buradaki elifler. Zorunlu olarak elif görünen nedeni ecvef fiiller işlenirken anlatılacak birazdan. O zaman ben de o zaman anlatayım, şimdi söylemeyelim. İlletli harfin aslı vav ise vavi, ya ise ya'i olarak adlandırılır. Yani buradaki elif, evet eliftir. Vav değil ki ecrefi vavi diyorsun. Sale'deki eliftir. Ya değil ki ya'i diyorsun diye bir kargaşa oluşabilir. Bu ortadaki harf olan bu elif var ya, bunun aslı vav'dır. Sale'deki elifin aslı ise ya'dır. Kame'deki elifin aslı vav. Ba'a'daki elifin aslı ise ya'dır. Nereden anlayacağım ben vav mıdır, ya mıdır? Ayrıntıları varmış ileride, anlatılacak dendi. Muhtemelen bu ünitede, oraya geldiğimizde biz de daha fazla detay vermeye çalışacağız. Şu anlık bu kadar. Nakıs fiil nedir? Nakıs fiil sonuncu harfi illet harfi olandır. Lame fiilin illet harfi varsa ona nakıs fiil denir. Nakıs fiil de bakalım elif-i memdude veya elif-i maksure olarak görünen bu illetli harfin aslının vav veya ya oluşuna göre ikiye ayrılacak bu da. Neymiş bu da? Az önceki ecvefte nasıl ki ortancı harf elif olarak görünüyordu ama aslı vav veya ya idi. Burada da nakıs fiil sonuncu harfi elif-i memdude veya elif-i maksure olarak görünebilir. Ama bunun aslı yine elif değildir. Vav veya ya'dır. Vavsa vavi, ya ise ya'i diye adlandırılıyor. Da'a elifin aslı nedir? Vav'dır. Rama elifin aslı nedir? Ya'dır. Bu eliflik zaten ya demeyin. Çünkü neden? Noktalı değil. Ya'da nokta bulunur. Rama'nın sonuncu harfi eliftir an itibariyle. Böylece nakısı da tamamlamış olduk. Nakıs kelime olarak eksik demek. Bir eksikliği var yani. Lefif fiiller yapısında iki tane illet harfi bulunduran demektir. İlk ve son harfler illetli ise lefifi mefruk, aralar açıkken ayrılmış demek. Eğer illet harfleri yan yana ise lefifi makrun, yani bitişik lefif adı verilmekte. Örnek veriyor. Lefif-i mefruk nedir? Vefa'dır. Mesela vav illet harfi, sondaki elif de illet harfi. Hala ne girmiş? Fa harfi girmiş. Fa harfi illet harfi midir? Değildir. Dolayısıyla iki illet harfin arasına illet harfi olmayan farklı bir harf girmiş. Bu yüzden ona mefruk deniyor. Mefruka bakın. Fe, ra, ka. Yani fark var bunun değil mi? Fe, ra, ka. Fark yani farklanmış. Lefifi makrun var bir de. Ra ve ra illet harfi değil. Vav illet harfi. Elif o da illet harfi. Yani iki illet harfi ard arda gelmiş. İki illet harfin arasına farklı bir harf girmemiş. Bu yüzden makrun adı verilmekte.
İksam-ı Seban diye bir şey var. Sülasi fiillerin sahih ve mutezil çeşitlerini kategorize eden başlık nedir? İksam-ı Seban demiştik. Yani 7 kısım fiiller. Buradaki tabloya bu şekilde bakarsan pek bir şey anlamazsın. İksam-ı Seban tabloyu ya ne yapmak lazım? Sağa doğru bir tur attırmak lazım. Benim çizdiğim şekildedir bunun aslı da. Hemen bunu o şekilde bir canlandırma yapalım. Nasıl yaparız? Mesela şöyle yapalım. Bir kaydedeyim ben. Resmi kaydettim. Resme bir tur attıralım. Şimdi oldu. Evet. Yani eksam-ı seb'a yukarıda sağa sola göre ayrılır bu. Görüyorsunuz eksam-ı seb'a 7 kısım fiiller sahih ve mu'tel olarak ikiye ayrılır. Sahih kendi içerisinde salim, muzaaf, mehmuz olarak ayrılır. Mehmuz da kendi içerisinde 3'e ayrılmış. Mehmuzdur fa'in, lam diye. Mu'tel fiiller 4'e ayrılır. Misal, ecvef, nakıs, lefif. Ve her biri işte vavi ve ya'i olarak ikiye ayrılmakta. Lefif ise makrun ve mefruk olarak ayrılıyor. Bu tabloyu zaten ben size Arapça olarak göstermiştim. Bunun da Türkçe hali bu yani. İşte buradaki resme o şekilde bakmak lazım. O zaman daha anlaşılır bir hal almış olur. Şimdi bunları tekrar ele alıyor kitap. Daha geniş olarak anlatmak istiyorum diyor. Sahih fiillerin birinci kısmı nedir? Salim fiildir. Salim ne demektir? İllet harflerinden, şeddeden ve hemzeden salim. Onlardan beri, onlardan uzak fiil demektir. Yapısında şunu 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 buldurmayan fiildir. Muzari çekimini birazdan göreceğiz diyor. Muzari'den maksat neydi? Şimdiki ve geniş zaman idi. Mazi bir fiilin başına ya getirerek onun muzari halini elde etmiş oluruz. Buna muzarat yası denilmektedir. Muzarat yası. Muzaraat yani muzaraat yası derken ne kastediyor? Bir fiilin muzari olduğunun alameti, ip ucu. Başında ya olan her fiil muzari midir? Değildir. Az önce geçmişti değil mi? Nerede geçti? Muhtelin misal kısmında geçmişti. Ye sura. Ye ise olduğu gibi. Arapçada fiillerle ilgili adlandırmalarda fiil kelimesinden türetilen kimi kavramları görmüştük. Şaal fiili, aynel fiili, lamel fiili diye bir takım adlandırma ayrıntılar gördük. Çeşitli kalıplar var diyor. Yine aynı şekilde faal fiili, aynel fiili, lamel fiili bir hatırla diyor. Fi'lun fe faal fiili, ayn aynel fiili, lamel fiili. Buradaki püf nokta arkadaşlar unutmayın. Yani bu fe olması gerekmiyor. X harf, x harf, x harf. Önemli olan ilk, ikinci ve sonuncu harf olması. Burada hangi harfi yazdığım bir önemi yok yani. Evet, bunları hatırlıyorsunuz. Mazi muzari olarak ayrılır dedik. Şimdi şuraya bakalım. Bu farklılık aşağıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere mazi muzari yapılarda aynı fiilin harekesinin değişmesiyle olur. Yani şurada arkadaşlar önemli bir şey yazmıyor. Zaten göreceğiniz şeyler yazmış. Dikkat! Bu tabloya göre fiillerin birinci, ikinci ve üçüncü kalıplarının mazi yani geçmiş zaman formunda herhangi bir değişikliğe uğramadığına dikkat ediniz. Ne demek istiyor? Fe'ale, fe'ale, fe'ale. Yani aynı fiil her zaman fethalı diyor. Fe'ale, fe'ale, fe'ale. İlk üç, mazinin ilk üçü. Fe'ale, fe'ale, fe'ale. Oysa mazinin dördüncüsü fe'ile. Ayında ne var? Artık esre var. Bir değişiklik oldu. Beşinci kalıba bakarsan fe'ule ayn ötrelendi. Altıncı da ayn esrelendi. Bunu anlatmak istemiş bize. Muzari formunda da diyor fiilin ilk iki ve son harflerinin harekeleri aynıdır. Yani yef'ulu, yef'ulu, yef'ilu, yef'ilu. Böyle benzerlikler var diyor. Mazi ve muzari fiillerin kalıplarına göre harekelerindeki değişikliklerin sadece aynı fiilindeki diyor farklılıklar var. Aynı fiillere dikkat edin diyor.
Yani şu anda da çok mühim bir şey anlatmadı. Mühim olan ne? Şu tabloyu aynen ezberlemeniz. Birinci kalıp, ikinci kalıp diyor ya. Buna Arapçada birinci bab derler. Kalıp değil. Burada bab yazar. Birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab, dördüncü bab, beşinci bab, altıncı bab. Bab da kalıp demek zaten. Aynı şey yani. Şurada gördüğünüz şeyler arkadaşlar klasik Arapça, medrese Arapçası diyelim. Orada emsile adlı derslerde, bina adlı derslerde geçer. Bina adlı kitabın ilk dersleri bunlardır. Yani Arapçanın temeli bunlar arkadaşlar. Nasıl bir ezber yapmalıyım? Aynen şöyle. Birinci bab, yani birinci kalıp, fe'ale yef'ulu. Bu babları ezberlerken dikkat edecek nokta ne? Aynen fiilin hareketine dikkat edeceksin. Fe'ale yef'ulu kalıbı. Yani mazide aynen fiili fetha, muzaride zamme olursa bir fiilin, o fiili birinci baptandır dersin. Ne gibi? Birazdan bunları daha ayrıntılı anlatacağım ben. Şu an kitaptan bir anlatayım. Fe'ale yef'ulu. İkinci bab fe'ale yef'ilu. Yani mazinin annen fiili fetha olacak. Muzarininki esre gelecek. Öyle bir fiil görürsen ona ikinci baptan diyeceksin. Fe'ale yef'ilu. Bir fiil gördün ki mazisi de muzarisi de aynen fiili fethalı, ona üçüncü bab diyeceksin. Veya üçüncü kalıp. Dördüncü bab fe'ile yef'alu. Yani mazide aynen fiili esre, muzaride fetha. Beşinci bab ne? Mazide de muzaride de aynen fiili zamme. Altıncı bab mazi ve muzari her ikisinde de aynen fiili esreli. Böyle fiiller görürsen hangi babtandır sorarlar yani. Bir fiil yazar. Bu fiil hangi babtandır? Veya der ki altıncı baba örnek ver şeklinde bir soru geldiğinde 6. bab neydi? Şu tablo ezbere bilirsen neydi, nasıldı demezsin. Bu tablo ezbere bilinmesi zorunlu bir tablo arkadaşlar. Bakın şimdi burada örnekler vermiş. Diyor ki ketebe yektubu. Nedir? 1. babtandır. Neden? Muzaride aynel fiili zamme diyor. Bak yektubu. T'de ne var? Zamme var. Mazide ise aynel fiili fethalıdır. K, T, B, yek, tubu. Ne gibi yani? Birinci babtandır diyor. Neden? Çünkü birinci baba bakarsan birinci babta da aynel fiili mazide fetha, muzarede zammeydi. Dolayısıyla aynı şey değil mi? Harekelere bakarsan aynı olduğundan birinci bab diyor. Diğerleri de aynı şekilde yani. Ben bunu daha farklı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu benim kendi hazırladığım bir tablo. Biliyorsunuzdur medrese tarzı, yani klasik Arapça dersi veriyoruz yıllardır. Onlar orada hazırladığım bir tablo bu. Arkadaşlara bu tabloyu kendim hazırlamıştım. Sülasi mücerret bablar 6 tanedir. Birinci bab fe'ale yef'ulu, yani mazide aynel fiili fetha, muzaride ise aynel fiili zammedir. Fethaya zamme. Örnek ver. Ketebe yektubu. Ketebe yektubu. Ne gibi? Ketebe neye benziyor? Fe'aleye benziyor değil mi? Fe'ale ile ketebe benzerdir. Hangi noktalarda? Hareke ve sükun. Harekeler aynı, bakın. Fe'ale 3 harfli fetha. Ketebe 3 harfli fetha. Buna uymuş. Muzarisi de uyarsa bu babtandır dersin. Sadece mazisi uyması yetmez. Muzari yef'ulu, yani aynen bir zammeli. Yektubu, aynı değil mi? Yef'ulu, yektubu. Ketebe fe'ale ile uyuşuyor. Yektubu da yef'ulu ile uyuşuyor. Harekeleri aynı yani. Burada püf nokta aynel fiillerinin harekesinin tutmasıdır. Yef'ulu da aynel fiili nedir? Bizzat aynıdır. Peki yef'ulu, yani muzaride faal fiil hangisidir? Fe'dir. Ya nedir? Muzarat harfidir. Muzarilerde faal fiil ilk harf olmaz, İkinci harf olur. Yani ilk harflere muzarat harfi dersin. İkinci harfe faal fiili, 3'e aynel, 4'e lamel dersin. Dehale yedhulu. Dehale. Ha harfi nedir? Aynel fiilidir. Fetadır. Feale de aynı fetalı olduğu gibidir. Uyuşuyor. Yedhulu. Muzari. Yef'ulu ile uyuşmuyor mu? Uyuşuyor. Yef'ulu. Aynel fiili zamme. Yedhulu. Aynel fiili zamme. Harace. Yehrucu. Harace. Aynel fiili feta. Faale de feta. Yehrucu. Aynel fiili zamme. Yef'ulu da zamme.
uyuşuyor değil mi? Hem mazide hem de muzaride ikisinde de uyuşuyor olması lazım. Yoksa nezele'ye bak mesela. Nezele, aynı fiili feta, faalindeki de feta. Öyleyse nezele birinci babtandır diyemiyorum. Neden? Muzarisinin ne olduğunu bilmen lazım. Muzariye bak. Yen zilu. Yani aynı fiili esre geldi. Yef'ulu da ise aynı fiili zammeydi. Demek ki sadece mazisinin uyuşuyor olması, uyumlu olması yetmez. Mazide de, muzaride de aynı fiilleri hangi babınkine uyum sağlıyorsa o baptan diyeceksin. Nezele yen zilu faale yef'ilu. İkinci baptan bu yüzden. Farklı fiiller de var. Mesela şedde yeşüddü. Şedde de aynı fiili nerede? Böyle karmaşalar da olabilir. Yani bunlar çok da karmaşa değil ama yani yeni başlayan için karmaşa olabilir. Veya kale yegulu. Kale de aynı fiil hangisi? Harekesi nedir? Gibi karmaşalar olabilir. Bunları aşmak için biraz daha ayrıntıya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bakalım aşağıda anlatılacaktır muhtemelen. Şimdiki amacım benim bir fiilin hangi baptan olduğunu anlayabilmeniz. Başka bir örnek verelim. Mesela ba'te yeb'afu. Ba'te yeb'afu. Ba'se nedir? Aynel fiili feta mazide. Yeb'afu. Muzaride de aynel fiili fetalı bir fiil. O hangi baptan olur? Kalıplara bakarsın. Hangisi mazi ve muzari fetalı? Üçüncü bab. Öyleyse üçüncü baptandır bu fiil. Be'ude yeb'udu. Aynel fiili mazide ve muzaride zammeli bir fiil. Ne yapacaksın? Beşinci baptan diyeceksin. Ve'liye ye'liyu. Ye'li. Aynel fiili mazide de muzaride de esredir. Öylesi altıncı baptandır diyeceksin arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Tabii ki bir fiil birden fazla baptan da gelebilir. Be'dule be'vele yeb'zülü yebzilu. Farklı farklı gelebilir. Ben bir fiilin farklı farklı gelirse ne olur? Demek ki o baptan da sayabilirsin. Şu baptan da sayabilirsin yani. Bu şekilde de olabilir. Bir fiil bazen birden fazla baptan da gelebilir. Ama bu sizin kafanızı karıştırmaması gerekir. Size bu tür bir fiil zaten sormayacaklar. Bir fiil gördüğümde hangi baptan olduğunu nasıl anlarım? Anlayabilmen için evvela o fiilin mazisini de muzaresini de biliyor olman lazım. Ketebe yektubu mazide anel fiili feta muzaride zamme. Hangisiydi o? Feale yef'ulu yani birinci bab ilk baptı. O yüzden bir demişler. Burada canlandırma yapmışlar. Fetaha yeftehu mazide ve muzaride anel fiili fetalı olduğuna göre üçüncü baptan. Hasune yahsunu mazide ve muzaride anel fiili zamme olduğuna göre beşinci baptan. Hasibe yahsibu mazide ve muzaride anel fiili kesre olduğuna göre 6. baptan olur. Yukarıdaki tabloyu, o kalıpları ezbere bilmeniz gerekir arkadaşlar. Kalıpları öğrendikten sonra sülasi bir fiilin mazisi harekesiz olarak yazılıp kalıbı söylendiğinde aynen bu şekilde artık o fiilin mazi ve muzari formu doğru olarak telaffuz edilmesi gerekir. Şöyle mesela alime ya'lemu yazmış, harekelerini vermiş. Varsay ki harekeyi vermemiş. Sana diyor ki bu dördüncü baptandır, dördüncü kalıptandır. Ne diyeceksin o zaman? Demek ki lam esreleyeceğim. Mazide yani. Muzaride ise lamı fethalayacağım. Bu şekilde olması gerekir. Hasune yahsunu yazmış, harekeleri vermemiş. Ama demiş ki beşinci baptandır. Ne yapacaksın? Sinleri zammeleyeceksin. Çünkü mazisi de muzarisi de 5. bapta nedir? Zammelidir. Ha su ne? Mazinin son harfi zaten fetha olacak. Muzarinin son harfi zaten ötrü olacak. Bu şekilde yazılır. 1. kalıptan itibaren aynı fiilin hareketleri dikkate alınarak oluşturulmuş olan aşağıdaki tekerleme farklı bir ezberleme metodu olarak işe yarayabilir. Fetha zamme, fetha kesre, fethatan. Bunlar arkadaşlar hani fethaten iki fetha demektir. Kesre fetha, zamme zamme, kesretan. Kesretan iki kesre demektir. Bu yazılan, buradaki yazılan şey Osmanlı zamanından beri var olan bir şeydir arkadaşlar. Burada ne yapmak istemişler? Fetha zamme, fetha kesre, fethatan, kesre fetha, zamme zamme, kesretan diye ezberlersen ne olmuş olur? Şuradaki tabloyu esasen ezberlemiş olursun.
Fetha zam ve fetha kesre fethatan, değil mi? Kesre fetha zam ve zamme kesratan. Aynı fiillerine hitaben yazılmış yani. Anladığınızı düşünüyorum. Akılda daha kalıcı olsun diye böyle bir yöntem Osmanlı zamanından beri varla gelmiştir. Belki daha da eskidir ama o zamandan geldiğini biliyorum. Sülasi fiillerin mazi muzari formlarını gösteren tabloyu ve örnek fiillerin olduğu tabloyu defterinize yazarak tekrar ediniz ve hatta ezberleyin. Kalıplar yani 6 babı sayın, birer örnek en azından vererek 6 babı saymanız gerekir. Kur'an-ı Kerim'den sahih ve illetli fiilleri bulunuz. Türlerini tespit ediniz. Bunu biz yaptık arkadaşlar. Bende mevcut. Var yani muhtel fiiller, sahih fiiller. Hepsini oturup kendi uğraşarak daha önceden yaptım. İnşallah videonun sonunda unutmazsak onu veririz. Olmadı Kur'an'dan açarız bir sayfa. Tek tek inceleme yaparız. Muzari fiilin çekimi yani şimdiki ve geniş zaman fiil çekimi. Fiil çekimi Arapça'da son derece önemlidir. Ne diyor? Mazi bir fiili muzariye çevrilirken yukarıda verilen kalıplardan hangisine ait ise o kalıba göre muzari formuna sokulur. Örneğin KTB yazdı fiilinin birinci kalıptandır. Birinci kalıbın annel fiili mazide fetha, muzaride zammedir. Dolayısıyla bu fiilin mazisi feale, ketebe, muzarisi yef'ulu kalıbında yani yektubu şeklinde olacaktır. Ketebe yazdı, yektubu yazıyor, yazar manasına gelir. Birinci kalıptan ketebe fiilini örnek almak gerekirse nasıl muzar yaparsan başına ya eklemişti. İşte bu ya'ya ne dersin? Muzara tarifidir değil mi? Muzara tarifleri arkadaşlar 4 tanedir. Eteyne yani elif de var. O elif değil aslında da elif akılda kalıcı olsun diye denmekte. Hemze yani. Eteyne kelimesindeki her bir harf nedir? Muzarat harfidir. Elif, te, ya ve de nun harfidir. Elif, ta, ye, nun. İşte burada ye harfi var. Tek tubu da te var eteyneden. Bir de ek tubu da ne var? Hemze var. Nek tubu da ise nun var, eteyne. Yani bir muzarifi bu 4 harften biriyle başlamak zorundadır. Eteyne kelimesindeki harflerden herhangi biriyle muzarifi başlamak zorunda. Kalıbına göre farklı bir ek alıyor oradan. Mesela yektubu da yağmış. Şimdi yektubu o yazıyor, o yazar. Hüve yektubu, huma yektubani, hum yektubunun başına niye zamir konuyor? Zamirleri sizler müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes, gayip, muhataba gibi ezber yaptığınızdan artık onları biliyorsunuz. İşte yanına onu da yazayım da fiilin hangisi olduğunu daha iyi anlayın diye. Normalde fiil çekimi nasıl yapılır oysa? Yektubu yektubani yektubune, tektubu tektubani yektubne, tektubu tektubani tektubune, tektubine tektubani tektubne, ektubu nektubu. Bu şekilde fiil çekimini ezbere bilmeniz şart. Ezbere bilmeniz bu şekilde şart. İlave olarak bu fiil işte hangisi tekil, hangisi tesniye, hangisi cemi, gayb, gaybe, muhatap, muhataba, mütekellim, birinci şahıs, ikinci şahıs, üçüncü şahıs şeklinde söylediğiniz fiilin ne olduğunu da bilmeniz gerekir. Mesela tektubani ne tür bir fiildir? Tektubani hakkında bilgi verdiği arkadaşın sordu. Muzaridir deyip geçemezsin. Tektubani nedir? Tesniyedir evvela. Başka nedir tektubani? Muhatap da muhataba da olabilir. Tektubani. Başka ne olabilir? Gaybe de olabilir. Peki hangisi? İşte üçüne de uyumludur. Cümledeki kuruluş yerine göre değişir ya. Yani. Üçüne de uyumludur demeyi unutmayın. Yektubani hakkında bilgi verdi denildi. Üçüncü şahısı gaip tesniyedir. Müzekkerdir. Bu bilgileri vermeniz lazım. Tektubu ne? Nedir? Cimidir. Muhatabadır. İkinci şahıstır. Müennestir. Bu fiil hakkında bu kadar bilgileri vermeniz şart. Hem manasını da sayacaksın hem bu özellikleri de belirtebileceksin. Bunları yapabilirsen burayı yaptın, burayı anladın demektir. Dikkat!
Arapçada muzari fiil hem şimdiki zaman hem de geniş zaman için kullanılmaktadır. Söyledik zaten. Şimdiki zaman ifade için yor takısı eklenir. Geniş zaman için ar takısı kullanılır. Yazı yor nedir bu? Şimdiki zaman. Geniş zaman yazarım bak ar geldi. Geniş zaman oldu. İkisi için de muzari kalıbı kullanılıyor. İkili formda üç şahıs çekiminde, üçüncü şahıs çekiminde yektubani şeklinin ikiler sütununda yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında diğer ikili formlar işte anlattığım şeyler anlatıyor arkadaşlar. Yukarıda gördüğümüz şeyler zaten. Tek tek okumaya gerek görmedim. Siz bir kere okuyun en azından. Mazi bir fiili şimdiki zamanı yani muzariye çevirirken eteğine demiştik. E, te, ne. Evet. Elif, nun, te, ye, nun. Bunlardan biri getirilerek yapılır. Eneytu diye de okunur. Eteğine diye de okunabilir. Farklı okumalarda mevcuttur. Eneytu demiş. Eneytu kelimesinde bir araya gelmiştir. Muzari ekleri. Bunlara muzarat harfleri adı veriliyor. Aşağıda ikinci kalıptan olan celese fiilinin çekimini de yapalım. Celese mazi. Yeclisu muzaridir. Kaçıncı baptan oldu? Yeclisu lam esreli geldi. Mazisinde anne fiili ise fetalı idi. Bakalım. Feale yef'ilu. Demek ki ikinci baptanmış. Şimdi siz çeşitli fiilleri çekebilmeniz lazım. Artık size yazmasalar bile. Bu çalışmanın ardından hemen. Yeclisu. Yukarıda ne yazıyordu? Yektubu. Ne fark var? Tek fark aynı fiilin harekesi değişiyor. Yoksa diğer harekeler ve sükunlar aynı. Yeclisu. Yektubu. Ne fark var? Lam orada. Lamem fiiline denk gelen. Yani aynı fiiline denk gelen yukarıdaki harf. Zammeriydi. Burada esreli oldu. Yeclisu, yeclisani. Yukarıda nasıldı? Yektubu, yektubani. Yani yukarıda yektubunun yek ile yeclisunun yec aynen yazılıyor. Ne demek istiyorum? İlk harf feta, ikincisi cezim. Üçüncü harfte farklılıklar olur fiilin babına göre. Burada esrelenmiş çünkü yeclisu nedir? İkinci baptandır. Dolayısıyla muzarisi esrelidir aynı fiili. Bu yüzden burası esreli. Üçüncü harfi muzaride zaten zammı olacak tüm bablarda. Yeclisu, yektubu, yeftehu, yekfuru, yensuru gibi canlandırmalar yapabilirsin. Yeclisani, yektubani şekilde canlandırmalar yapılabilir. Yeclisu yeclisan yeclisune teclisu teclisani yeclisne teclisu teclisani teclisune teclisine teclisani teclisne eclisu neclisu. Yukarıda bahsettiğim gibi yine hangi baptan olduğunu zaten biliyorsunuz. İşte üçüncü şahıs mı, ikinci şahıs mı, birinci şahıs mı, muhataba mı, gaib mi, müzekker mi, tesniye mi, cemi mi, saydığınız fiilin ne olduğunu bilerek sayın arkadaşlar. Yoksa kupkuru bir ezber olur ve sizi hiçbir yere götüremez o ezber. Ketebe fiilini muzari çekimi deftere en az 3 defa yazın. İsterseniz hiç yazmayın ama anlattığım şekilde ezberi bilin. İşte karşılaştır demiş, şöyle demiş, böyle demiş. Bir çekim daha varmış. Bitişik nesne zamirleri, mensup muttasıl zamirler. Nesne zamirler olarak adlandırılsa da fiil yanı sıra. Artık ben de okuyamıyorum. İsmi bitişikleri zaman tamlayan, fiili bitişikleri zaman ise nesne konumunda olan zamirler var burada. Mensup diyor. Şimdi mensup ne demek? Bitişik nesne zamirleri. Mensuptan kasıtları nesne diye bir adlandırma ile mef'ul. Muttasıl bitişik demek. Metni muttasıldan bilirsiniz. Zamir zamir diye yazılıyor. Çünkü zamir nedir zaten? Arapça bir tabirdir. Bu zamir çekimini de muhakkak ezber yine bilin arkadaşlar. Her şeyi ezberleyin diyor bu hoca da. Yani öyle diyor, evet, yapacak bir şey yok. Bu hocanın da tarzı bu. Huhumahum hahumahunne. Keykumakum
ki kuma künne. Burada ya var arkadaşlar. Bir de na yazıyor. Bu ya ne gibi? Ni diye okuyabilirsin. Ni. Aslında nun yok orada da. Ya var. Birazdan ne olacak? Daha aşağı çıkacaktır. Ya benim bana ait manasına geliyorum. Bu zamirleri de yine hangi şahısa gaip mi, cemi mi, tesniye mi? Onları bilerek ezberleyin. Hu ile ha arasında mesela farka dikkat çekin. Hu nedir? Gaip için, ha ise gaibe için kullanılıyor. Huma ortaktır. Hunne. Ke var, ki var. Ke erkek için, ki bayan için. Kuma ortaktır. Tıpkı huma'da olduğu gibi. Kum kunne. Farkları görün yani. Yina. Bu zamirlerin ismin sonuna geldiği aşağıdaki örnekleri inceleyin diyor. İncelemeye çalışalım. İsmuke. İsmuke. İsmin demekten. Yani ma ismuke senin ismin nedir? Tabirindeki ismuke. İsmun bir isim. K ise bir zamirdir. Yan yana geldiğinde ismuke diye okunur. K sen demek, senin demek. Bir erkeğe hitaben ikinci şahıs yukarıdaki tabloya bakarsanız anlarsınız. İsmun artı hum ne olur? İsmu hum olur. İsimleri yani onların isimleri hum onlar demektir. Zamirdir. Ne diyor? Birinci tekil şahıs zamiri kendisinden önceki sesi i biçiminde uzattığından bitiştiği harfin gevşek harekesi görünmez. İsmun artı ya var. Bitiştirirsen mimin harekesindeki zamme silinir zaten. Şurada da öyle okudum dikkat ettiyseniz. İsmun artı ke dedim. Bitiştirdiğinde ismu ke demiştim. Bir benzeri burada söz konusu. İsmun artı ya. Birleştirirsen ismi olacaktır. İsmi. Dolayısıyla mimin orijinal harfi kayboldu değil mi? İsmun ismi. Yani mimi kim esterledi? Başında bir etken mi var yok. Bu şekilde okunur ama. Üçüncü tekil şahıs zamiri olan hu uzun mu yoksa kısa mı okunacağı bitiştiği heceye bağlı olarak değişebilir. Bu hu uzatır mı uzatmaz mı? Bu arkadaşlar neyin konusu aslında? Tecvitte de geçen bir şey değil mi? Tecvitte geçer. An hu uzatmasın. Uzatmadı mesela. Burada anlatılmış. Burada ne diyor? Bitişik nesne zamirlerini 5 defa deftere yaz. Kitap kelimesine bitişik nesne zamirlerini eklemek surete defterinize yazın. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunne gibi yukarıdaki zamirleri sonuna ekleyin diyor. Mesleğin nedir? Ma mihnetuke. Senin mesleğin ne? Kime hitaben sormuş? Erkeğe hitaben. Ke demiş çünkü. Bir kadına bunu sorsa mihnetu ki olur değil mi? Ki ile biterdi. Bitişik nesne zamiriyle kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda meslekle ilgili sorular ve cevapları ve tabii ki zamirleri göreceksiniz diyor. Şimdi buradaki ke arkadaşlar veya ki olsun ne olur? Muzafun ileyh konumundadır. Meful konumunda değildir. Neden? İsme bitiştiği için. Fiile bitişselerdi o zaman meful olurlardı. Ma mihnetuke. Senin mesleğin nedir? Bir erkeğe hitaben. Nereden anladın? K demiş. Bir alt satırda ki diyor bir kadına hitaben. Ma mihnetuke. Senin mesleğin nedir? Ene ben muallimun bir öğretmenim. Bir erkek bu cümleyi kurdu. Kadın kursaydı muallimun değil de muallimetun olurdu. Bir aşağıdaki örnekte olduğu gibi. Ma mihnetuke. Ene muallimetun. Ma mihnetuke. Ene mühendisun. Ben bir mühendisim. Ma mihnetuke veya ki sürekli bunu soruyor. Mesleğin nedir şeklinde. Ene mühendisetun. Ben de bir mühendisim. Bir kadın bunu söylüyor çünkü. Kapalı T yani T'yi merbuta ile bitmiştir. Yani mühendislik T'sı. Bir önceki videoda bu anlatılmıştı.
mihnetuke ene mümerridun. Ben bir hemşireyim. Ma mihnetuki ene mümerridatun. Ben de bir kadın hemşireyim. Demek ki erkeklerden hemşire oluyormuş şeklinde bir sonuç çıktı. Ma mihnetuhu. Onun mesleği nedir? Hu dedi. Hüve o tabibun. Bir doktordur. Ma mihnetuhuma. Yanlış okudum değil mi? Ma mihnetu ha anca okuyabildim. Ma mihnetu ha o kadının mesleğidir diyor. Hiye o kadın tabibetün. Bir kadın doktordur, o doktordur. Ma mihnetu hu onun mesleği nedir? Hüve şurtiyun. O bir polistir. Ma mihnetu ha o kadının mesleği nedir? Şurtiyetun. O kadın da bir polistir. Ma mihnetuhu onun görevi nedir? Erkeğe hitaben dediği için hu diyor. Kadına hitaben olduğunda ha diyor. Hüve müvebbafun. O bir memurdur. Müvebbaf yazmış. Olsa muvazzaf yazması lazımdı. T değil de z aşağıda olduğu gibi. Doğru yazım. Yani ne de bu t noktalanacak arkadaşlar. Ve muvazzafın o bir memurdur. Ma mihnetuha o kadının mesleği nedir? Hiye o kadın muvazzafetun bir memurdur. Cevap verirken de hüve veya hiye kullanıyor görüyorsunuz. Hüve erkek için o demek. Hiye kadın için o demek. Zaten bir önceki derste bu zamirler geçmişti. Ama ene erkek de ene diyor, kadın da ene diyor, fark etmiyor. Yani eneden sonra mümerrivun da diyebilirsin. Mümerrivatun da olduğu gibi müennes bir kelime de getirebilirsin. Oysa hüveden sonra müzekker getirmek zorundasın. Hiyeden sonra görüyorsunuz müennes gelmek zorunda. Zaten kapalı T gelmiş. Merhaben, ene Aliyun, ene mühendisun. Merhaba, ben Ali, mühendisim. Merhaben, ene Zeynep, ben de Zeynep'im. Ene mühendisetun, ben de mühendisim. Yani ne fark eder ki diyor. Fark etmiş ama değil mi? Mühendisetun kapalı T ile bitmiş. Mühendisun ise kapalı T almamış. Ma ismuhu, onun ismi nedir? İsmuhu Aliyun, onun ismi Ali'dir. Ma mihnetuhu onun mesleği nedir? Hüve mühendisun o bir mühendistir. Hüve diyor dikkat edin arkadaşlar. Hiye demiyor. Ma ismuha kadından bahsediyor. Bu yüzden ha geldi. Onun ismi nedir? İsmuha Zeynep. Onun ismi Zeynep'tir. Ma mihnetuha onun mesleği nedir? Hiye mühendisetun o bir mühendistir. Mühendise tun. Mühendisun, mühendisetun, hiye, hüve farklılıkları görüyorsunuz. Devamında merhaben, ene Ahmedu, ene şurtiyun. Merhaba, ben Ahmet, ben polisim diyor. Merhaben, ene Aişe, tu, ene şurtiyetun. Merhaba, ben Ayşe, ben de polisim. Ene şurtiyetun, ene şurtiyun. Ene'den sonra müzekker de müennes de gelebilir yani. Çünkü müşterek bir zamir. Ma ismuhu onun ismi nedir? İsmuhu Ahmedu. Onun ismi Ahmet. Ma mihnetuhu onun mesleği nedir? Hüve şurtiyun. O bir polistir. Ma ismuha onun ismi nedir? İsmuha Aişetu. Onun ismi Ayşe'dir. Ma mihnetuha onun mesleği ne peki? Hiye şurtiyetun. O bir polistir. Zamirleri, mühendislik alametlerini bunları görüyorsunuz. Bir diyalog geliyormuş. Hivarun bir diyalog, parça demek, okuma metni demek. Leyla ile Elmeri Batu arasında geçen bir Elmeriz hasta demek yani arasında geçen bir diyalog. Leyla özel isim. Keyfe haluki el yevme bugün nasılsın diyor. Bir kadına hitaben diyor değil mi? Ki demiş çünkü. El-Meriyubatu yani kadın hasta, hasta kadın. Hasta olan bir kadın cevap veriyor. Ene bi hayrin elhamdülillah. Ene ben bi hayrin iyiyim elhamdülillah. Allah'a şükür iyiyim. Ma ismu ki senin adın nedir diyor. Leyla cevap verir. İsmi Leyla. Benim adım Leyla'dır.
Hisni buradaki ya işte arkadaşlar. Yukarıdaki zamirlerde geçmiş hatırlarsanız ya olarak ismi benim ismim. İsmun artı ya. İsmi Leyla. Benim adım Leyla'dır. El meridatu yani hasta kadın der ki min eyne enti sen neredensin? Nerelisin? Leyla ene minel ürdün. Ben ürdünlüyüm. Ürdündenim. El meridatu hasta şöyle bir cümle kuruyor. Hel enti tabibetun ya Leyla. Ey Leyla, ey çevre yazılmaz diyordu hatırlıyorsunuz. Oysa ki çoğu çevrede yazılır yani. Kur'an-ı Kerim'de haline aç. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler yazar. Hel enti tabibetun ya Leyla. Doktor musun sen Leyla diyor. Enti sen demek. Sen doktor musun Leyla? Leyla cevap verir. La hayır ene mümerillatun. Ben bir hemşireyim, doktor değilim. Ma ismuha, o kadın ismi nedir? İsmuha Leyla. İsmuha o kadın ismi Leyla'dır. Ma cinsiyetu ha, onun uyruğu nedir? O kadının yani ha demiş çünkü. Hiye ürdüniyetun, o ürdünlüdür. Ma mihnetu ha, onun mesleği nedir? Hiye mümerillatun, o bir hemşiredir. Yani bu konu uyruk, cinsiyet olsun, ülke adları olsun, İmam Hatip liselerinde de geçiyor. Orada buradan daha ağır geçiyor. Bu kitap İmam Hatip liselerinde okutulan kitaptan daha hafif. Ben, sen, o zamirlerini ve meslek isimlerini kullanarak defterinize cümleler yazınız demiş. Nasıl yani? Mesela ne yapabilirsin? Ben, sen, o zamirlerini kullanarak meslek isim bir tane söyle. Dabibun. Ene dabibun, hüve dabibun gibi. Meslek isimlerin eril ve dişil birinci bölümde anlatılan eril dişil konusuyla ilişkilendir bakalım. Meslek adı mesela dabibun, dabibetun. Zaten burada canlandırmışlar. Hüve dabibun, hiye dabibetun. Ve müzekker zamir. Dabib de müzekker bir kelime. Hüve o, dabibun bir doktordur. Hiye o kadın, dabibetun bir doktordur. Şeklinde. Tedribat. Aşağıdaki fiillere verilen kalıplara göre muzari forma çevir diyor. Zehb. Gitti manasındadır. Fiili üçüncü kalıptandır diye bilgiyi verdim. Ne yazman gerekirdi zaten? Yedhebu yazman gerekirdi de ben örnekleyeyim diye yazdım diyor. Yani aynı fiili fethalayacaksın. Kalıpları arkadaşlar bir yandan bakın kitabınızdan. Bu soru ona göre cevaplamaya çalışın. CLS. Kaçıncı kalıptan? İkinci. Öyleyse yecilli su olacaktır. Evet. Dehal ediyor. Birinci kalıptandır. Bizim elimizde kalıplar var zaten. Şöyle kalıpları da yan tarafa açarsak. Bu şekilde yapın yani. Yapmanız gereken yöntemi anlatıyorum. Şimdi baplar burada. Buraya da bakıyoruz. Harac ediyor. Birinci kalıptandır. Öyleyse harace yeh rucu. Anne fili zammelenecek. Şeribe diyor. Dördüncü kalıptandır. Şeribe yeş rabu. Aynel fiilini fethalayacaksın muzaride. Şeribe yeş rabu. Hasuna beşinci baptandır. Hasuna yeh sunu. Aynel fiili zammelenecek. Yani sardıralım. Hasibe altıncı baptandır. Öyleyse muzarisi yani ne olacak? Esre olacak. Hasibe yahsibu. Alime dördüncü kalıptandır. Hasibe alime ya'lemu. Yani muzari'nin annel fiili fethalı olacak. Fetha üçten olduğuna göre üçte neydi? Mazide muzaride annel fiili fethalı idi. Fetha yef tehu. Kebura beşinci baptan olduğuna göre yek buru annel fiilini zammeliyorsun muzaride. Semi'a dördüncü kalıptandır. Öyleyse yesme'u muzari'nin annel fiilini fethaladık. Ce'ale üçüncü kalıptandır. Öyleyse yece'alu muzari'nin annel fiili fethalı oldu. Nezele ikinci kalıptandır. Öyleyse nezeleyen zilu zaten var burada. Nezara birinci baptandır. Öyleyse yen zuru yef'ulu gibi. Fehime dördüncü baptandır. Öyleyse yef'hemu olacak. 15 tane örnek vardı. Güzeldi. Anlaşılması bakımından önemliydi.
Aşağıdaki muzari fiil çekiminde yer alan boşlukları doldur bakalım diyor. Şimdi yeşrabun çekimi. Yeşrabu, yeşrabu, yeşrabani. Yeşrabu, yeşrabani, yeşrabuna. Teşrabu, teşrabani, yeşrabına. Teşrabu, teşrabani, teşrabuna, teşrabine, teşrabani, teşrabne, eşrabu, neşrabu. Bir daha okuyalım. Hüve yeşrabu, huma yeşrabani, hum yeşrabune. Hiye teşrabu, huma teşrabani, hum yeşrabune. Ente teşrabu, entuma teşrabani, entum teşrabune. Enti teşrabine, entuma teşrabani, entunne teşrabne. Ene eşrabu, nahnu neşrabu. Fiil çekimi zaten biliyorsunuz. Yeşrabu olmuş olmamış istesin yerine fetaha yaz, dehale yaz, kefere yaz. Her birini aynı şekilde zaten çekimini yapabilmemiz gerekir. Aşağıdaki fiilleri örnekteki gibi zamirleri uygun bir şekilde yaz bakalım demiş. Fiil, ketebe fiili. Hüve yektubuhum yektubune. Hüve yeclisu. Değişik fiil devammış. Hüve yeclisu huma ne olur? Huma bu sefer hum değilmiş. Yeclisu yeclisani. Yeclisne eclisu. Hüve yedrusu hiye. Yedrusu, yedrusan, yedrusuna tedrusu olur. Tedrusu. Tedrusuna. Edrusu. Edrusu. Hüve yesma'u, semi'a, yesma'u fiili. Semi'a, yesma'u ne gibi? Alime, ya'lemu gibi. Kaçıncı bab olur? Semi'a yesmi'u alime ya'lemu gibi. Alime ya'lemu. Dördüncü bak arkadaşlar. Peki yesmi'u entuma zamirinde ne gelir? Evvela entuma'nın ne zamir olduğunu bilmemiz gerekir. Ente entuma, entum, enti entuma. Entuma demek ki nedir? Muhatap ve muhatabanın her ikisinde de yani tesniye olarak karşımıza çıkmaktadır. Buraya uygun olan fiil tesma'ani. Entuma tesma'ani. Peki hum zamirine uygun olarak yesma'u fiili nasıl çekimlenir? Ne olarak gelir? Hum yesma'une. Hum cemidir, müzekkerdir, gaiptir. Yani üçüncü şahıs çoğuldur. Hum yesma'une gelir. Ente ile ise tesma'u diye gelmektedir. Yesme'une siz tamamını çekebilmeniz lazım. Şu an bu zamirleri sormuş. Yanına söylediklerimi yazmanız yeterli mi? Değil. Yani soruda ente değil de enti sorar sana. Ne yapacaksın yani? Ne yapman gerekir demek ki? Bu fiilin tüm çekimini bilmen gerekir. Yesme'u, yesme'ani, yesme'une. Tesme'u, tesme'ani, yesme'ine. Tesme'u, tesme'ani, tesme'une. Tesme'ine, tesme'ani, tesme'ine. Esma'u nesma'u şeklinde. Tıpkı yektubu yektuban yektubunun çekimi vardı yukarıda. Bunu da aynı şekilde aynı kalıba uydurarak semi'a yesma'u ama. Dolayısıyla babı ketebi yektubu ile aynı değil. Bab farklılığı var. Bab farklılığı sadece çekim yaparken bir hareket değişikliğidir. Farklı bir şey değil. Bunun tüm çekimini yapabilmeniz gerekir. Yedrusu, yeclisu ve tüm fiiller için bu geçerli. Şimdi yefemu için demiş. Hüve yefemu. Fehime mazisi, yefhemu muzari gelir. Hüve ile uyumlu olarak yefhemu gelir zaten. Çünkü müfrettir, müfrettir, müzekkerdir, müzekkerdir, gaiptir, gaiptir. Peki yefhemu fiilini entunne ile uyumlu olarak yazmanı isteseler ne yazarsın? Tefhemne. Yefhemu yefhemani yefhemune, tefhemu tefhemani yefhemne diye gelir. Tabi devamı var yani gelir değil devamını getirmen gerekir. Şu an cemi müennesi gaybedeyiz. Tefhemle. Tefhemu tefhamani tefhemune tefhemine tefhamani tefhemle diye gelecektir. Yani ikinci şahıs.
Cimi müennes muhatabı olarak karşımıza gelir. Bu zamir öyle bir zamirdir. Fiilin yani cimi müennes muhataba halini yaz demek istiyor. Nahnu zamirini yazılır. Nahnu ile uyumlu olarak nefhemu, nun ile nefhemu. Huma ile nasıl gelir? Yefhamani gelecektir. Bir de tefhamani diye de gelir. Yani yefhemu, yefhamani. Gaibin tesniyesi. Bir de ne var? Gaibenin tesniyesi olarak da tefhamani olarak karşımıza çıkar. Çünkü huma zamiri müşterek yani. Gaibte de, gaibede de kullanılmaktadır. Hüve yeşrabu, ente ile ne olur? Teşrabu olur. Ene ile eşrabu, hunne ile ise yeşrabne. Kebura yekburu fiili. Nahnu ile nasıl gelir? Nekburu, nun ile nekburu. Hiye ile tekburu. Entunne ile tekburne. Ya'lemu fiili, alime, ya'lemu. Entum zamiri ile ta'lemune. Hum zamiri ile ya'lemune. Ta'lemune, ya'lemune. Enti ta'lemine gelecektir. Dehale mazi, yedhulu muzari. Yani birinci baptan fiil. Hunne ile yedhulne. Ente ile tedhulu. Nahnu ile nedhulu şeklinde çekimi gelmektedir. Siz bu işi tam becerebilmek, tam yapabilmek için şu fiillerin mazisini ve muzarisinin çekimini yapabiliyor olmanız lazım. Dehale yedhulu. Dehale mazi, yedhulu muzari. Alime ya'lemu. Alime mazi, ya'lemu muzari. Kebura yekburu. Kebura mazi, yekburu muzari. Bu fiilin mazisini siz nereden biliyorsunuz hocam? Bu fiili 100 defa gördüğümüz için artık biliyoruz. İlk defa gören birisinin ne yapması gerekir? Baştaki harf, tüm fiiller için geçerli. Şuradaki tüm fiiller için geçerli. Baştaki ilk harf neydi? Muzarat harfi, yani ek harftir. Onu at. Geri hangi harf kalır? Şin, ra, be. Tamam. Şin var, ra var, ba var. Bunu sözlükten bulursun. Şin, ra ve ba harfini yan yana bulduğunda nasıl hareketlendiğini göreceksin. Şey, ri, be. Mazisi öyle. Dolayısıyla şeribe yeşrabı olduğunu öyle anlıyorum. Bu ya'yı at. Geriye kalan f, h, m harflerinin hareketine bak sözlükten. Fehime şeklinde hareketlendiğini görürsün. Mazidir o. Muzarisinin de aynı fiilinin fetalı olacağı yine sözlükte belirtilmiştir. Yani size sıfırdan hareketsiz bir kelime, bir fiil verirse, varsaya ki şuradaki yesma'da hiçbir hareket yok, oku bakalım deseler, babını da belirtmeseler, neye göre okuyacaksın? Yes me'umu, yes mi'umu, yes mu'umu. Aynı fiilin hareketini ne yapacaksın? İlk defa gördüğün fiil, hareketi yok, babı belirtilmemiş, bilmiyorsun. O zaman sözlüğe bakman gerekir. Yani tek çözüm artık sözlüktür. Sözlükte bu 3. baptan, 5. baptan yazmaz. Ama mazisi harekeli olarak verilir. Muzarisinin de aynel fiilinin harekesinin ne olduğu hemen yanında ifade edilir. Dilerseniz sözlükten bir bakalım. Şöyle bir sözlük arayalım, neredeymiş sözlük diye. Bir tane fiil bulalım. Sin harfinden giriş yaptık. Mesela semi'a fiilini buldum, evet. Ne yazıyor? Semi'a. Semi'a mazi fiildir. Harekesi verilmiştir. Hemen yanına a yazmış. Yani muzarisinin anel fiilinde fetha var diyor. Semi'a yes. Me'u. Mu'u değil. Parantez arasında mastarlar verilir. Daha sonra da çeşitli harfi cevlere göre kullanımları hemen yanında verilir. Bunlar ilave bilgiydi tabi. Şimdi biz geçelim. Ne demiş? Bitişik nesne zamirlerinin tümünü, kalem kelimesini bitiştirerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Diyor ki gaib, müzekker, eril olarak doldur. Bu müfredde tesniye cemi devam et. Kalemu hu, kalemu huma, kalemu hum. Değiştir. Defteru hu, defteru
defteruhum. Yani defter kelimesinden yaptım. Çevir, kitaptan yap. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Başka ne olsun? Mesela nafize, pencere olsun. Nafizetuhu, nafizetuhuma, nafizetuhum şeklinde de olabilir. Farklı kelimeleri de yazarak bunu yapabilirsiniz demeye getirdim. Şimdi gaybe müennes zamiri ile bunu bir dene diyor. Kalemu ha, kalemu huma, kalemu hunne. Kitabu ha, kitabu huma, kitabu hunne gibi. Muhatap birleştir. Kalemu ke, kalemu kuma, kalemu kum. Kitabu ke, kitabu kuma, kitabu kum gibi. Kalemu ki, kalemu kuma, kalemu kum, kalemu kunne, kitabu. Neredeyiz? Muhatabada mıyız? Muhatabada mıyız? Şu an nerede olduğumu unuttum ama muhatapta olsam kalemu ke derdim. Muhatabada olsam fark ne? Kalemu ki, kalemu kuma. Burası kuma olur. Tesniye eder. Kuma diye gelir. Cemide ise kalemu kunne. Kitabu ki, kitabu kuma, kitabu kunne. Kalemi, kalemuna, kitabi, kitabuna şeklinde gelir. Veya seyyaratu, seyyarati diye gelir. Benim arabam seyyarati, seyyaratuna bizim arabamız. Sanırım anlaşıldı. Ha zamiri müfret müennes zamir olarak geliyor. Tesniyeler gaib ve gaibede nasıl gelir? Huma huma gelir. Muhatap ve muhatabada kuma kuma gelir. Zaten zamirler yukarıda geçmişti. Sadece ismin sonluğunu bitiştirdik. Yani zor bir şey değildi. Yeni bir şey. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri örneklerdeki gibi doldurun. Ma mihnetuke. Senin işin ne, görevin ne, ne iş yapıyorsun? Ene şurtiyun. Ben bir polisim. Ma mihnetuha. O kadının işi ne, o kadın ne iş yapıyor? Hiye o dabibetun. O bir doktordur diyor. Sardalım biraz. Ma mihnetuha. Yine aynı şekilde sormuş. O bayan ne iş yapar? O bir hemşiredir diyeceğiz. Öyleyse ne demek gerekir? Mümerrizatun gelmekteydi değil mi? Hiye o mümerrizatun. O bir hemşiredir. Ma mihnetu ki. Senin işin nedir? Sen ne iş yapıyorsun? Ki demiş yani. Ki dediği için bir bayana hitaben. Ki'nin cevabı ene ile başlar. K olsa yine ene olurdu. Ha, ha'ların cevabı ha olsun, hu olsun. Hu'nun cevabı nasıl gelir? Hüve ile başlar. Ha'nın cevabı hiye ile başlar. Cümleye hiye ile başlayacaksın. Soru ha ile biterse. Evet. Eğer ki ile biterse ene ile başlayacaksın. Ç ile biterse yine ene ile başlayacaksın arkadaşlar. Cevap böyle gelir. Şimdi ma mihnetuha dedik. Onun işi nedir? Hiye o mümerrizatun, bir hemşiredir dedik. Ma mihne tu ki, senin işin nedir? Direkt ona soruyor. Ene ben muallimetun, bir öğretmenim. Muallimetun, muallimun değil değil mi? Bayana hitaben sormuş. Ki'den bunu anlıyorum. Ke dese muallimun diyecektim. Yani müzekker müennes olayı. O bir memurdur diyeceğiz. Ma mihne tuhu, o erkeğin işi nedir? Hüve o muvazzafun, bir memurdur. Ma mihnetuke, peki senin işin nedir? Ene ben mühendisun, bir mühendisim. Ma mihnetuha, o kadının işi nedir? O bir öğrencidir diyeceğiz. Dolayısıyla hiye balibetun. Hiye balibetun. Hüve değil, çünkü zamir ha gelmiş. Ma mihnetuki, senin görevin nedir? Bir kadına hitaben. Ne diyeceğiz? Ene ben muvazzafun değil de muvazzafatun. Muvazzafatun. Muvazzafetun. Muvazzafetun şeklinde
cevap verilir. Sen dediği için ene diye başlayacağız yani. Ene muvazzafetun şeklinde cevabı veriyoruz. Devamında oku ve boşluğa yaz demiş. Oku yaz yani. Zaten kendisi yazmış. Aliyun muvazzafun. Ali bir memurdur. Zevcetuhu muallimetun. Onun eşi öğretmendir. İsmuha Zeynebu. İsmi Zeynep'tir. Bintuha Nurun. Kızının adı Bintu Huma diyormuş. Yanlış okumuşum. Bintu Huma Nurun. İkisinin kızı da Nur'dur. Hiye mümerribatun. O bir hemşiredir. Ve İbnu Huma Ahmedu. Oğulların adı Ahmet'tir. Ve Şurtiyun. O Ahmet bir polistir. Ahmedu Ahmet yedhebu gidiyor ve Nurun Nur da tedhebu o da gidiyor. Ahmet gidiyor, Nur da gidiyor. Eyne tedhebu ya Ahmedu nereye gidiyorsun Ahmet? Eyne tedhebine ya Nur. Nur sen nereye gidiyorsun? Bakın tedhebu tedhebine. Nur yani bir kadına hitaben cümle kurulduğundan tedhebine gelmiştir. Erkeğe hitaben olduğundan tezhebu fiili kullanılıyor. Tezhebu, tezhebine. Fark var değil mi? Tezhebine. Ketebe, yektubu, tektubu, tektubine. Yani bine şeklinde bitiyor. Bir fethanun ki sağında uzatan ya var. Muhataba, müfret, müennes. Bu şekilde kullanılıyor. Nahnu biz nezhebu gidiyoruz ile suğbi çarşıya. Cedduhuma İkisinin dedesi Yeclisu oturuyor ve Ceddetuhuma ikisinin de ne diyelim nineleri Tedbuhu yemek pişiriyor. Ailetuhum saidetun onların ailesi mutludur. Ailetuhum saidetun. Burada ne var? Yani yaptığımız şeyler herhalde. Özet olsa gerek. Geçtik. Sorular var. Sorulara geldik. Mâzâ teallemnâ. Ne öğrendik diyor. Neler öğrendik? 1. Aşağıdakilerden hangisi mu'tel fiillerden birisi değildir? A. Fiili ecvef. Mu'tel midir? B. Nakıs. C. Mehmus. D. Lefif. E. Misal. Zaten bunları bilmeniz gerekir yani. Eksamu seba dediğimiz 7 kısım fiil hangisi mutel hangisi sahih ve her birinin kısımlarını birer örnekle ezberlemiş anlamış olmanız zorunlu. Yoksa sınava girmeyin zaten. Cevap nedir? Mehmuz bir mutel fiil değildir. Sahihin bir kısmıdır. Mehmuz neydi arkadaşlar? Hemzelenmiş fiil demekti. 6. Hangisi bir meslek değildir? Tabip, mümerrila, şurti, müderris, burada ne yazmış? Ürdüniyün. Evet, Ürdünlü olmak bir meslek değildir. Türk olmak, Japon olmak meslek değil. Oysa şurtiyün polis demek. Müderris, öğretmen, müdür. Mümerrimba hemşire, tabip ise doktor manasına geliyor. 2. Ma ismuha ifadesinin cevabı olarak hangisi söylenir? Şimdi ma ismuha ha müennes zamiridir. Dolayısıyla bir bayandan bahsediliyor olması gerekir. Ne diyor? O ma ismuha onun isminindir. O bayanın adı nedir diyor. O bayan. Dolayısıyla cevabı ona göre başlatmak gerekir. Demiş ki ismi Nurun. Benim adım Nur'dur. İsmuhu Ahmet. Onun ismi Ahmet'tir. Leyletun saidetun. Hayırlı geceler. İsmuke Nurun. Senin adın Nur'dur. İsmuha Nurun. Onun adı Nur'dur. Şimdi ismi Nurun. Benim adım Nur'dur diyor. Burada senin adın nedir demiyor ki benim adım şudur diyorsun. Onun adı nedir diyor. Yani bunu Ali ile Veli kendi arasında konuşuyor. Karşı tarafta uzakta bir Ayşe var. Ayşe'yi göstererek diyor ki şu kızın adı nedir? Ali ile Veli konuşuyor. Ali nasıl cevap vermesi lazım? Benim adım Nur'dur diyebilir mi? Senin adın Nur değil ki. İsmuhu Ahmet. Onun adı Ahmet'tir dese ha demiş yani o bayanı ifade ediyor.
Dolayısıyla Ahmet Müzekker olmaz. Hayırlı geceler zaten olmaz. Onun ismi Nur'dur. Onun ismi Nur'dur demiyor gerçi. Senin ismin diyor Nur'dur. Bu da olmaz. İsmuha Nur'un. O gösterdiğin kızın adı Nur'dur diyor. Doğru cevap D'dir. Çünkü ha kullanılmıştı. Öyleyse ha kullanılacaktır. Onun adı nedir? Onun adı Nur'dur. Mana ve zamir uyumu gereği D şıkkı doğru olur. Tekrar edelim. Onun adı nedir diyorsan benim adım şudur diyemezsin. Dolayısıyla A olmaz. Ha müennes zamirdir. Ahmet ise müzekkerdir. Uyumsuzluk olur. Hayırlı geceler konuyla bir alakası yok. Senin adın Nur'dur diyor. Burada K kullanmış. İkinci şahıs zamiri. Oysa biz üçüncü şahıstan bahsediyorduk. D şıkkında İsmuha Nur. Evet, ancak üçüncü şahsa. Üçüncü şahıs müennes zamirdir ha. Nur da müennestir. Ancak uyum sağlanabildi. 7'de ne diyor? Aliyun yektubu ve yedrusu ve yedhebu ifadesini karşılayan doğru cümle aşağıdakilerden hangisidir? Ali yazıyor. Ders çalışıyor ve gidiyor. C şıkkı. Aliyun Ali yektubu yazıyor ve yedrusu ve ders çalışıyor ve yedhebu ve gidiyor. Yektubu fiildir. Faili gizli zamir hüve olur. Yedrusu fiildir. Faili gizli zamir hüve olur. Yedhebu fiildir. Faili gizli zamir hüve olur. Hep hüvelerden hüve o demek biliyorsunuz. O derken kimi kastediyor? Ali'yi kastediyor tabi. Hasan geçmiyor cümlede. Dolayısıyla o olur. Ali gitti diyor. Gitmek. Zehebe gitti. Burada yedhebu muzari fiil değil mi? Geniş zaman. Şimdiki zaman fiilidir. Muzari yani bak ne diyor? Yazı yor, çalışı yor, gidiyor. Muzari yor diye veya er ar diye çevrilir. Çalıştı. Mazi fiil değil ki, dili geçmiş zaman değil bunlar. Nereden anlarım ben bunların muzari olduğunu? Başlarındaki ya harfinden. Muzarat harflerinden ya gelmiş değil mi arkadaşlar? Zor bir soru değil yani. Peki 3'e geçelim. Aşağıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir? Bakalım nerede boşluklar şu an? Hemen anlayamadım. A şıkkı, B şıkkı, C, D, E şıkkı. Evet, şıklarda kelimeler var. Sormuş demiş ki ma mihne tuke. Senin mesleğin ne diye, işin ne, görevin ne diye sormuş. Kime sormuş bunu? Kef. Sen demek değil mi? Bir erkeğe hitaben. Ki olsa bayana hitaben olurdu. K ikinci şahıs zamiridir. Karşısındaki bir erkeğe soruyor. Mesela Ali Veli'ye soruyor. Ali Veli'ye diyor ki sen ne iş yapıyorsun? Senin mesleğin nedir diyor. Ne demesi lazım? K diye sorduğuna göre cevap ene diye gelmeli değil mi? Soru son derece basit. K diye sorulanlara ene ile cevap başlar. Ki diye soru sorulsa yine ene ile başlar. Ha diye sorsa ya ha diyeceksin ya da hi diyeceksin. Hu diye sorsa direkt hu veya hüve şeklinde cümleye başlaman gerekir. Başlangıç cümlelerini anlatmış oldum. Bu çok pratik bir yöntemdir. Hum diye olmaz. Hum çoğuldur. Burada k demiş bir defa. Tekil değil mi? Hüve de tekil, kef de tekil ama hüve üçüncü şahıs iken k ikinci şahıstır. Nahnu biz manasına gelir. Hunne kadınların çoğulu. Burada ise k sen manasında ikinci şahıs müzekker zamirdir. Zamirler arasında uyum aranır. Hangisi diyor? Bitişik nesne zamiri yoktur. Kalemu hu. Bitişik nesne zamiri hu. Seyyaratu ha ha var. Burada ne yazmış? Beytu hunne hunne var. Mihnetu k var zamir. Şurtiyun hiçbir şey yok. Şurtiyun polis demektir. Şurtiyuhu, şurtiyuha gibi bir zamir sonra bitişmiş mi? Hayır. Bitişik nesne zamirlerini ezbere bilmeniz şart zaten. Hani hüvehuma hum hiyehuma hunne keykuma küm veya hu ha gibi zamirleri yani o tabloyu bu ünitede işlenen zamirleri ezbere bileceksiniz. Bitişik nesne zamirleri nelerdir diye sorulduğunda müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes, muhatap, muhataba gibi özelliklerini bilerek tam tabloyu sayabilmeniz şarttır. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir bitişik nesne zamiri değildir diyor.
Hangisi olur? B'dir. Neden? B bir kere bitişik bir zamir değildir. Fiile de, isme de hiçbir şey bitişmez arkadaşlar. Az önce bahsettiğim tablo ezberlerseniz orada nahnu olmadığını zaten görürsünüz. Arapça muzari fiil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı sadece şimdiki zamanı ifade eder değildir. Şimdiki artı geniş zamanı ifade eder. Dolayısıyla bu A şıkkı hatalıdır. Gerisi doğrudur yani. 9 değil 9'u yaptık. 5'te ne var? Celese oturdu manasında bir fiil. İkinci baptandır. Muzari çekimi, ikinci tekil, şahıs, eril, forumda aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür sorular çokça gelebilir. Yaygın bir soru tarzı yani. Sınavda nasıl olur bilemiyorum. Ama yaygın bir soru tarzıdır bu. Celese yeclisu fiili diyor. İkinci kalıptandır. İkinci kalıp neydi? Fe'ale yef'ilu yani celese yeclisu ona örneklik teşkil etmekte. Peki diyor ki ikinci tekil şahıs eril, ikinci tekil şahıs bir de eril olacak. Ona bu kalıba uyumlu hali ne gelir yani? Bu bir soru. Ne dememiz gerekir? Yeclisu, yeclisan, yeclisune, teclisu, teclisan, yeclisne, teclisu. B gelir. Teclisu. İkinci şahıstır. Tekildir. Evet. Bir de erildir. B şıkkı doğru. Neclisu. Mütekellim cemi. Neclisu. Biz oturuyoruz. Yeclisu. O oturuyor. Yeclisine o kadınlar oturuyor. Yeclisun. Erkekler oturuyor manasında olur. Aşağıda fiillere ait mazi, muzari, çekimi, eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bunu da kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bu tabloları fiile verilmişti zaten. Hangi baptandır değildir? Alime ya lemu. Doğrudur. Çünkü mazide anne fiili esre, muzaride anne fiili fetalı gelmiştir. Doğru bir yazılış. Vehebe yedhebe. Bu da doğru. Üçüncü baptan değil mi? Feale yef'alu gibi. Mazide de muzaride de anne fiilleri fetal yazılmıştır. Doğrudur. Çünkü o baptan yani 3. baptandır. Fetaha yeftahu da 3. baptandı. Dolayısıyla mazi ve muzaride anne fiilleri yine fetalanmıştır. D'ye geldik. Şeribe yeşribu demiş. Yanlıştır. Mazide anne fiili esreyken muzaride fetha olmalıydı. Şeribe yeşrabu olmalıydı ama ribu yazmış. Her ikisi hatalı yani. Ketebe, yektubu, faale, yef'ule de olduğu gibi birinci baptandır. Doğru bir yazılımdır. Cevapları kontrol edin demiş. Siz de kontrol edin arkadaşlar. Hani hızlı bir çekim yapıyoruz genelde. Hatalı cevap vermiş olabiliriz de. Anlaşılmayan bir şey varsa sorabilirsiniz. Ünite 3'e gelmiş olduk. Hayırlı olsun.